Pek çok şey üretiyoruz dediniz ve hepsini de saydınız. Az önce Cemalettin Bey de ithalat cenneti olduk dedi. Peki bu hale gelmemek için, gerçekten bu ürettiklerimizi herkesle paylaşmak için, bu güzellikleri herkesle paylaşmak için ne yapmak gerekiyor? Şimdi tabii Edirne'nin bu anlamda özelliklerini sayarken ne yapmak lazım, Edirne'de neler yapmak lazım gibi bir soruyu cevaplandırmak için de fazla şeyler söylemeyeceğiz. Ya bunlar esasen. Çünkü bunları zaman içerisinde çeşitli platformlarda hep konuştuk. Edirne için neler yapılabilir? Edirne'nin özellikleri nelerdir? Edirne'yi daha öne çıkarmak için hangi aktivitelerde bulunmak lazım? Bunlar esasen. Şimdi Edirne bir tarih şehri tabii. Edirne'de bir defa ciddi bir envanter çıkaracaksınız. Edirne'nin geçmişten bugüne gelen, zaman içerisinde kaybolan, tekrar bunların ortaya çıkarılarak her türlü turizm değerinde bunların anlatılmasını, ortaya koyulmasını sağlamak sizin beceriniz olması lazım. Yani devlet olarak bunu yapmamız lazım. Ben bunu söylerken hep bir Edirne kanunu çıkaracağız diyorum. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir iktidarında, olası iktidarında 12 Haziran'dan sonra inşallah Edirne kanunu adı böyle olacak. Edirne'nin bütün tarihi özellikleri öne çıkacak. Ve buraya çok ciddi bir merkezi bütçe ayıracaksınız. Ve burası dünyanın cazibe merkezi olacak. Şimdi zaman zaman iktidar partisinin milletvekili adayıyla işte bu tür programlara çıktığımızda o bir Balkan vizyonu çiziyor. İşte Balkanların merkezi olacak diye. Ben dünyanın bu anlamda bir cazibe merkezi olacağını söylüyorum Edirne'nin. Hakikaten çok özel bir durumu var. Bakınız Avrupa tarihine bizden daha sonra gelişen şehirler bugün Avrupa'da tarihi şehir olarak anılıyor yani. Edirne'nin yapısına baktığınızda çok önde gelen eserleri var. Gün ışığına çıkarılması gereken eserler var. Ama buraya dair bir yatırım yapacaksınız, bir harcama yapacaksınız, bir emek harcayacaksınız buraya. Bunların evvel emirde yapılması lazım. Edirne'ye bu merkezine Edirne merkez ilçesine herhangi bir sanayi falan düşünmüyoruz zaten. Böyle bir beklentimiz de yok. Olmaz da zaten. Burada bacasız sanayi dediğimiz turizmi canlandıracaksınız. Burada yılda gelen geçen 1 milyon turist sayısını çıkaracaksınız. Kat ve kat artacak. Yatak sayısını arttıracaksınız. Yani o 400 bin rakamlarını tabii çok aşmamız Tabii, lazım bizim tabii. yani. Milyonlarca turist buraya gelip yıl içerisinde Edirne'nin bu güzelliklerini, tarihi özelliklerini yaşamalı. Bunları ileriki nesillere de Edirne taşımalı, bunları yapmamız lazım yani. Bu sayede hizmet üreteceksiniz burada. O kadar insanımız Edirne'de dışarıdan gelen kişilere bu hizmeti verirken Edirne'ye de bir şeyler kazandırılacak yani. Bunun evvel emirde yapılması lazım. Bu böyle. Organize sanayi bölgesi civar ilçelerde özellikle kırsal kesimde göçü önleyecek. Buralara işte istihdam yaratacak yerler olacak bunda. Ben Edirne ile ilgili bu düşüncelerimi ifade ederken genelde üçe ayırıyorum Edirne'yi. Kuzeyden güneye doğru. Yani kuzeyden Saros Denizi'ne kadar, Körfezi'ne kadar olan bölümde. Edirne merkezinde tarih ve turizm. Bu böyle. Ortasında Uzunköprü dediğimiz yerde işte çeltik üretimi, ayçiçek üretimi yapılan yerlerde. Buralarda tarımsal sanayi var. Yani çeltik fabrikaları ve ayçiçek fabrikaları. Bunlar da istihdama katkı sağlayan kuruluşlar. Bunları da bir şekilde desteklemeniz lazım. Ne yazık ki zaman zaman kapanır hale geliyor bunlar da. Yürütemiyorlar. Günün şartlarında bu ekonomik düzen içerisinde bahsettiğiniz ithalat cenneti olduğumuz Türkiye'de yarışmaları mümkün değil. Zaman zaman kapandıklarını ve yıl içerisinde tam kapasite çalışamadıklarını görüyorum yani. Daha aşağıya indiğimizde Saros Körfezi ön plana çıkıyor. Keşan ve Enez bölgesinde. Buralarda da bu deniz turizmini, yazlık turizmi öne çıkararak İstanbul'u buraya çekebilirsiniz. İstanbul'dan Keşan ve Saros Körfezi bugün 2 saatlik mesafeye geldi. O zaman İstanbul'dan akşam üzeri çıkan kişi 2 saat sonra Saros Körfezi'ne denize girer halde olacak. Yani sabah tekrar geriye dönebilir. Bu kadar yakın bir yeri siz mutlaka insanlarla tanıştırmanız lazım. Tesisler olması lazım. Buraya ciddi teşvikler verilerek yatırımların yapılması lazım. Bu sayede Edirne'yi kalkındırabilirsiniz. Aksi halde Edirne bugün göç veren bir yerdir.
sadece tarımla geçinmeye çalışan ve bunun dışında esnaf dahi olsa tarım gelirleriyle geçinmeye çalışan bir esnaf kesimi halinde Edirne ne yazık ki ve bu şartlarda da büyümesi mümkün değil. Sınır ticareti ve çok önemli iki tane ülkeye sınırı olan bir il burası. Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da sınır illerinin tamamında sınır ticareti varken Edirne niye bundan eksik bırakıldı? Bunun cevabını iktidar versin. Bunu niye yapmazlar yani? Bu böyle. Burada bu bölgede üretilen bir şekilde Bulgaristan'a getirmeye çalışan iki kasa ürün, meyve veya neyse kaçakçı muamelesi görüyor insanlar buradan bunu götürürken. Yani. Böyle bir şey olmaz. Ne oradan buraya gelirken o ülkenin vatandaşları bu anlamda bir sıkıntı görmeli ne de buradan oraya giden bizim vatandaşlarımız böyle bir muameleyi hak edemezler. Yani. Böyle bir şey olmaması lazım. Bakın Edirne'nin küçük sanayi sitesi dediğimiz böyle otomobil tamiri yapan yerler. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan ciddi sayıda araç gelecek buraya. Bunu çözemiyorlar. Bir sanayi esnafımız bir Yunanistan'dan gelen bir otomobili tamir etmek için üzerine alsa arabanın değeri kadar teminat vermesi lazım. Gübre, araç oraya gelsin de onun tamiratını yapsın. Böyle bir şey olabilir mi? Bu insana kolaylık sağlayacaksınız. O araç gelecek. Burada tamiratını yapacaklar. Bizim esnafımız da kazanacak. Gelen kişi de memnun olacak yani. Bu ve bunun gibi çok şeyi arttırabilirsiniz. Edirne'den İstanbul'a hızlı tren kesinlikle olması lazım. Ben bunu söylerken iktidar partisi kendi projeleriymiş gibi bunu öne sürüyorlar. Yani kendilerinden başka kimse bu tür projeler düşünemezmiş gibi. Edirne ile İstanbul arasını hızlı trenle indirim 1 saate çok da rahat İstanbul'dan buraya gelip yerleşip buranın nüfusunu arttıracak vatandaş sayısı, kitlesi artar. Bunları da yapmak lazım. Tabii ki gerçekten yapabilirsiniz. Dümdüz arazi hızlı tren için İstanbul Edirne arasında bir engel bir şey var mı? Bir yükselti var mı? Yok. Bunları yapmanız mümkün. İşte inşallah bizim iktidarımız da bunlar olacak. Evet. Kemal Bey'e evet, son burası, sözü verelim o zaman. Neredeyiz biz biliyor musunuz? Biz Meriç Cin öbür tarafından, Meriç'in öbür yakasından Edirne'ye bakıyoruz. Yani Yunanistan tarafından Edirne'ye bakıyoruz. Yani bir kilometre altımızda Yunanistan sınırı başlıyor. Bir kilometre sonra Meriç'in bu yakasına geçemiyoruz. Burası Lozan Anlaşması'yla alınmış bir toprak parçamız. Burada hemen yine 1 kilometre, 1,5 kilometre ileride Karaağaç mahallemiz var. Karaağaç mahallemizde 1910'lu, 12'li yıllarda olağanüstü bir canlılık var sosyal hayatta. Bir Beyoğlu'na gelen yabancı kumpanyalar bir haftada Karaağaç'ta konaklıyorlar. Burada aktivitelerini sürdürüyorlar. Yani 100 sene önce. Şimdi evet yani Edirne'nin tarihsel ve kültürel derinliği var. Hiç tartışmasız arkadaşlarımın da söylediği gibi en öncelikli konumuz, en hızlı sonuç alacağımız konu bu turizm konusundaki ilerlememiz olacaktır. Ve bu 400 bin yatak kapasitesi şey değil 2 milyon lira, 5 milyon lira çıkarmak durumundayız. En odak konumuz olacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da diyoruz ki 6 ay içerisinde Edirne'nin turizm master planını yapacağız. 2020'de, 2030'da Edirne'de turizm ne olacak diye bunun planlamasını yapacağız. Ve buna göre de yatırımlar olgunlaşacak. Yani yarın da Türkiye'nin büyük turizmcileri işte bu vesileyle, bu konuyla ilgili olarak Edirne'de olacak. Burada belediyemiz ve valiliğimiz tarafından ağırlanacaklar. Şimdi bu konu önemli. İkinci bir konu tarım kenti diyoruz. Tarımda da biraz önce çiftçinin sıkıntıları var ama ürün desenini değiştirmemiz gerekiyor. Yani organik tarım yapacağımız bölgeler var, meyveciliği geliştireceğimiz bölgeler var. Burada çiftçiye önderlik etmemiz, ona yeni açılımlar sağlamamız önemli. Bir diğer konu işte organize sanayimiz var. Nefes alamıyor. İşte arkadaşlarım söylediler 4-5 fabrika var. Edirne'nin en büyük zenginliklerinden biri de yeraltı zenginlikleri, enerji kaynakları zenginlikleri. Hem yeraltındaki kömür imkanları
hem de rüzgar potansiyeli. Böyle bir zenginliği var. Bunları rüzgar da potansiyelini çok iyi hissediyoruz. Efendim? Şu anda o rüzgar potansiyelini çok iyi hissediyoruz. Evet. Evet. Yani bunları da öz kaynaklarımıza dayalı bir enerji politikası da uyguladığımızda sanayinin de burada daha çok yatırım yapma imkanı olacak. Zira bizim çalışmalarımız da gösteriyor ki biz bunu söylüyoruz. Çorlu'da sanayici bir ton buharı 60 dolara mal ediyorsa biz Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde bunu 20 dolara onlara sunma imkanına sahibiz. Bu konuda da sanayicinin önü, yatırımcıların önü açıldığında yani 10 binlerce insanımıza iş yaratma imkanımız olacak. Arkadaşlarımın ısrarla söz ettikleri, çok haklı olarak söz ettikleri sınır ticareti. Erzurum'da sınır ticareti var. Edirne'de sınır ticareti yok. Yani bu nasıl iş? Yani bunlar siyasi iradeyle kolayca çözülecek şeyler. Son söz Edirne halkı yani çok daha iyi yaşamayı hak ediyor. Çok daha iyi yaşamasına uygun altyapıları var. Yeter ki helvayı yapmayı becerelim. Bunu da biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında becereceğiz. Edirne'ye de derin nefes aldıracağız. Türkiye'ye de derin nefes aldıracağız. Teşekkür ederim ama Sayın Genel Yayın Yönetmenim galiba ben bu akşamdan sonra yarın işe gelemeyebilirim. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Evet ne diyelim o zaman? Yarın stüdyoda görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar diliyorum. Çok kısa kestiniz. Millet adına hesap sormak. Uzaktan yakından alakası yok. Dünyalığını yapan biri.